Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle yedikçe gelen bir tarifim var sizlere. Trileçe hazırlayacağız. Bu sefer frambuazlı olarak hazırladım. Böyle sütlü şerbet olması, hafif olması ve kekinin böyle süngerimsi olması gerçekten en çok tercih edilen tatlar arasında. Evet aslında bilmiş olduğumuz kekin üzerine bir süt kreması döküyoruz ama Tabii ki o hazırlamış olduğumuz süt kreması e, tatlımıza asıl lezzeti veren. Evet bu muhteşem süt kreması burada çok önemli bir rol oynuyor. İnşallah bunların hepsini e, püf noktalarıyla beraber anlatmaya çalışacağım. Evet yapımına geçelim hemen. Tatlımızın ilk olarak panispanyasını hazırlayacağız. 5 tane yumurtamız var. Sarılarını ve beyazlarını ayırdık. Sarılarının üzerine 1 su bardağı şeker döküp mikser ile çırpacağız. Yumurta sarısını ve beyazını ayırmak bazen bize ekstra bir iş gibi gelebilir ama inanın ki pandispanyamızın böyle sümgerimsi bir yapıda olabilmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Çok önemli bir detay bu. Yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar çırpıyorum. Eğer mutfak şefiniz varsa tabii ki yumurta sarısı ve beyazını ayırmanıza gerek yok. Bunu da belirteyim. Bakın istemiş olduğumuz renk ve kıvam bu şekilde. Hemen kenara alıyoruz. Şimdi ise yumurta beyazını çırpacağız. Ee, yine 5 tane yumurta beyazımız var. Bir fiske tuz bakın hemen böyle parmak uçlarımızla içine döküp çırpmaya başlıyoruz. Ee, buradaki en önemli püf nokta yumurta sarısı ve beyazını ayırırken kesinlikle akların içerisine bir damla bile yumurta sarısı düşmemesi gerekiyor. Bakın iyice koyulaştı. İşte istemiş olduğumuz kıvam bu şekilde. Evet, kıvamının tam olduğunu nasıl anlıyoruz? Hemen size göstereyim. Böyle baş aşağı çevirdiğimiz zaman akmayacak, dökülmeyecek kadar katı olması gerekiyor. Evet, yumurta sarısı ve beyazını ayrı ayrı çırptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurta beyazını sarısına ekleyeceğiz. Yalnız e, beyazı birden değil Birkaç etapta ekleyelim. Her eklediğimizde de spatula ile bakın aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle karıştırma işlemini yapalım. Yalnız lütfen çok hızlı bir şekilde karıştırmayın ki yumurta beyazları çok çabuk sönmesin. Evet, güzelce bakın karıştırdık. Hemen kenara alıyorum. Şimdi üzerine ekleyeceğim unu elekten geçireceğiz. Evet, buçuk su bardağından bir parmak fazla unumuz var. 1 paket vanilya ve yine 1 paket de kabartma tozu karıştırıp elekten geçiriyoruz. Daha sonra da hemen yumurtaların üzerine ekleyeceğim. Videom biraz uzun oldu arkadaşlar ama elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım ki ilk defa yapacak olanlar rahatlıkla yapabilsin veya her yaptığında istemiş olduğu sonucu alamayanlar için de bu video kolaylık olsun diye düşündüm. Evet elemiş olduğumuz katı karışımı hemen yumurtaların üzerine ekliyorum. Yalnız dikkat ederseniz yine bir defada da dökmüyorum. Birkaç etapta yine ekleyeceğim ve yine aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru Dairesel hareketlerle karıştırıyoruz. Evet kek harcımız hazır. Hemen fırın kabıma aktarıyorum. Burada ben büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. E, tabanına yağlı kağıt serdim ama yağlı kağıt yerine tabanını güzelce yağlayıp tarcınızı o şekilde de dökebilirsiniz. Fırın kabımızın her tarafını harcımıza eşit bir şekilde spatula ile yayıyoruz. İyice düzleşsin ki pişerken böyle hani inişli yokuşlu bir şekilde pişmesin. Fırına vermeden önce 3-4 defa hemen zemine vuruyoruz. Varsa içinde hava kabarcıkları böylece çıkmış oluyor. Evet önceden ısıtmış olduğumuz 150 derecelik fırında tam 45 dakika kadar pişiriyoruz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tabii ki herkes kendi fırınını daha iyi bilir. Lütfen o yüzden dolayı kontrollü bir şekilde pişirin. E, kekin pişme aşaması çok önemli. Çok hassas bir dokuda olduğu için kekimiz eğer ısı yani çok yüksek tutarsanız dışı pişer, içi çiğ kalabilir. Piştiğini düşünüp hani aldığınız zaman da e, tamamen çöktüğünü ve kas katı e, maalesef kesilmiş olduğunu görürsünüz. Bu yüzden dolayı lütfen almadan önce kürdan testi veya benim yapmış olduğum gibi çatalla da kontrol edebilirsiniz. Evet, pan İspanyamızı fırından alıyoruz ve dinlenmeye bırakacağız. Böyle oda sıcaklığına geldikten sonra hemen ters çevireceğim ve yağlı kağıda da çıkaracağım. Sıcakken yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çok çabuk bir şekilde kek ortadan ikiye ayrılıyor. Dinlendiği için çok rahat bir şekilde bakın, elimi alıp çevirebiliyorum. Hemen yağlı kağıda da alıyorum. Kekin hemen her tarafına bıçakla böyle hani delikler açıyoruz. Neden? Süt kremasını döktüğümüz zaman iyice kekin her tarafına nüfuz etsin. Evet şimdi süt kremasını hazırlayacağız. Burası çok önemli. Tenceremize 1 litre süt alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri döküp tahta kaşık ile şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. İlk başta demiştim tatlımızı asıl o lezzeti hazırlamış olduğumuz süt kreması veriyor. O yüzden dolayı burası çok önemli. Isısı yoğurt mayaladığımız ısıdan bir tık fazla olması gerekiyor. Hemen böyle parmaklarınızı batırın. Yanmayacak şekilde olması gerekiyor. Bu aşamada altını kapatıyoruz ve kremayı üzerine ekliyoruz. İki kutu ekledim. İsterseniz bunu üç kutuya da çıkartabilirsiniz. Tabii ki azaltabilirsiniz de bir paket krema da kullanabilirsiniz. Ama kremanın miktarı arttıkça inanın ki lezzeti de artıyor. Oldu ki süt şerbetini hazırlarken istemiş olduğumuz ısıdan biraz fazla oldu. yapmamız gereken hemen altını kapatıp ılımaya bırakmak. Kesinlikle sıcak olarak dökmeyin arkadaşlar. Sonuç hüsran olur. E, çünkü sıcak olduğu için kek çok çabuk bir şekilde emip çöküyor ve kas katı kesiliyor. Bu da bizim istemiş olduğumuz sonuç değil. Süt şerbetini kekimizin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Kekimizi en az 5-6 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Hatta vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. Şerbetin daha iyi çektiği için çok daha lezzetli olacaktır. Üzerine süreceğimiz şantiyi hazırlıyoruz. Bir paket şanti için bir su bardağı süte ihtiyacımız var ve mikserin önce orta derecesinde, sonra yüksek devrinde güzelce çırpalım. Kar gibi olana kadar, yani koyu krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Şantimiz de hazır. Şimdi dinlenmiş olan pandispanyamızın üzerine güzelce yayacağız. Şanti kekimizin her tarafına güzelce böyle spatula ile yayalım. Eğer krem şanti sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Normalde ben de sevmiyorum ama tırleçenin üzerinde üzerine dökmüş olduğum sosla beraber bütünleşince kıvamı gerçekten çok güzel oluyor ve yedirtiyor kendini. Üzerini düzledikten sonra çatala bakın çizikler atıyorum. Böylece daha şekilli olmuş oluyor üstü buzdolabına koyacağım. 1 saat kadar şantinin iyice donması için bekleteceğim. Tatlım dinlenirken hemen frambuaz sosunu hazırlıyorum. 250 gram dondurulmuş frambuazım var. Tencereme alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı dolu dolu nişastayı döküyorum. 1,5 su bardağı suyu döküp güzelce karıştırıyorum. Karıştırma işlemini ocağın üzerinde hemen devam ediyorum. İyice jöle kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Frambazın pişerken dağıldığını göreceksiniz ama ben önden böyle dikkat ederseniz karıştırırken aynı zamanda eziyorum. Kaynamaya yakın iyice rengini verdi. Evet karıştırmaya devam ediyoruz ki de bir tutmasın. Göz göz oldu. Frambuaz sosum hazır. Hazır olan sosumuzu bu haliyle tatlımızın üzerine gezdirebilirsiniz. Ama içindeki çekirdeği sevmeyen ve rahatsız olanlar var ise yaptığım yöntemi deneyebilirler. Böylece meyvesi hani çekirdekleri gelmemiş oluyor. Sadece artık e, frambuaz sosumuzun özü kalmış oluyor. Süzgeçten geçiriyorum. Her geçirdiğimde de kaşıkla iyice bastırıyorum ki tabağa aksın Frambuazlı yerine karamelli yapabilirsiniz, çikolatalı yapabilirsiniz, vişneli ve limonlu da yapabilirsiniz. İnanın hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Kalan çekirdekleri atmadan önce tekrar tencereye alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıcak su döküp güzelce karıştıralım. Hemen ardından tekrardan süzgeçten geçirelim. Sosumuzu kesinlikle sıcakken dökmüyoruz. E, tatlımızın üzerine üzerine krem şanti hani sürmüştük. Eğer sıcakken dökerseniz şanti ile beraber birleşip bulamaç gibi olur. O yüzden dolayı e, muhakkak bekleyelim ki sosumuz ılısın. Ilık bir vaziyette dökelim. Sosumuz da hazır. Artık finale yaklaştık. Şimdi sosumuzu tatlımızla buluşturacağız. Tatlımı bir gece dinlendirdim. Genelde hep bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi 5-6 saat dinlenmesi de yeterli olacaktır. Sosu güzelce gezdiriyorum. Hemen ardından da spatula ile her tarafına böyle gelecek şekilde eşit bir şekilde yayacağım. Sos alırken döktüğüm için jölemin iyice donması için bekleteceğim. 1 saat kadar dinlenmeyi bırakıyorum buzdolabında. Bu haliyle dilimlediğiniz zaman e, dilimler düzgün bir şekilde çıkmayabilir o yüzden dolayı ya hani böyle sıcağı yakınken sosu dökün dilimlediğinizde böyle sos dökülsün tabakta ya da dediğim gibi tamamen e, soğuması gerekiyor ki rahat dilimlenebilsin evet tatlım yeterince dinlendi şimdi servis zamanı e, 15 dilim ayıracağım tabi isterseniz daha küçük dilimlere de bölebilirsiniz e, her bıçak kesiğinde bakın ee, havlu peçeteyi siliyorum ki dilimler daha düzgün bir şekilde çıksın. Servis tabağıma bir dilim alıyorum. Size daha yakından göstermek istiyorum. Tatlımı bugünkü misafirlerim için hazırlamıştım ve çok beğenildi. Gerçekten çok hafif olmuştu. Yedikçe yedirtti diyeyim sizlere. Dekor için nane yaprağı kullanıyorum ama toz fıstık veya hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Hatta dondurma ile de servis edebilirsiniz. Kekin dokusu muhteşemdi, sünger gibi oldu. Yapacak olan arkadaşlar gerçekten gönül rahatlığıyla yapabilir. püf noktalarına dikkat ettikten sonra evde tırlaç ama kesinlikle zor değil hatta çok keyifli. Bizler çok sevdik ve çok da gerçekten severek yediğimiz bir tatlıdır. Deneyecek olan arkadaşlar da inşallah çok memnun kalırsınız. Şimdiden hepinize kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.